Değerli izleyenler, Putin bükemediği bileği öptü. Evet, Putin bükemediği bileği öptü. Putin Şoygu'ya saldırı sihası yapın diye çıkıştı ve talimat verdi. Nereden aldık bu haberleri? Bu haberleri, evet, Rusya'da biliyorsunuz Batı'nın da bu konuda istihbaratları var. Anında ajanslara düşürdüler ve Putin'den Türk ordusunu durduramayız. Evet, durduramayız. Çıkışı gelip bu sihalardan mutlaka yapmalıyız. Karabağ'a geliyorlar. Evet, bizi madara edebilirler çıkışı geldi. Haksız mı? Değil. Neden? Rusların öve öve bitiremediği, yere göğe sığdıramadığı Pantsir hava savunma sistemlerini ufak ettik. Karabağ'daki destanı şu anda dünyadaki savaş analistleri her bir anını kare kare analiz ediyorlar. Bu başarıyı 30 senelik Ermeni savunması için yapılan takimatı kahraman Azerbaycan ordusunun emeğinin yanında Türk sihaları o önü nasıl açtı? O silahları nasıl etkisiz hale getirdi? Rusların uçak helikopter için işte her türlü hava aracı için geliştirdiği bu sistemi sihalar nasıl olur da gidip, yani bizim Türklerde bir deyim vardır. Keklik gibi avlamak. Nasıl oldu da keklik gibi avladı? İşte bu Putin'in işin içinden çıkamadığı bir durum. Şimdi Pantsir sisteminde özellikle Libya'da hızlı bir şekilde sihalarımız avladığı zaman ve gerçekten oyuncağa çevirmişti bu silahları. Gülümseyerek vuruyordu operatörlerimiz. Ve bu teknolojimiz bizim özel teknolojimiz. Bu sistemi, yani bu boru sistemini, bu atış sistemlerinden küçüklerini yaptılar. Daha doğrusu şöyle yapalım. Evet değerli izleyenlerim, Libya'da durduramadı Rusya bizim sihaları. Çünkü 10'a yakın, onu geçen bir siha miktarını etkisiz hale getirdik. Pardon, Pantsir'i. Pantsir hava savunma sistemini, bunu 10 tanesini en az etkisiz hale getirdik. Rusya tatbikat yaptı özel. Libya savaşı sürerken. Ve uzmanlara emir vermiş Putin. Demiş ki siha içinde oraya bir boru yerleştirin. Uçaklara monte edildiği gibi, yani uçaklara nasıl kilitleniyorsa sihaları da durduracak şekilde öyle olsun. Küçük, yani bu boruların yarısından biraz daha küçük boyutta, incelikte borular koydular sihalar için. Özel dizayn etmişler. İnanın hiçbir şey yaramadı. Biz güncelliyoruz. Başarımız burada. Biz teknolojiyi güncelliyoruz. Düşmanın durumuna göre güncelliyoruz. Düşmanın silahının yenileşme durumuna göre de güncelliyoruz. Hani Karabağ savaş açtığımızda 3-4 gün bir siha uçuramadık ya. Orada Rusya'nın, evet, Rusya'nın elektronik karıştırıcıları vardı. Ve elektronik karıştırıcıları eşliğinde oraya koydukları hava savunma sistemleri vardı. Onları koyduklarını gördük ve elektronik karıştırıcılarını gördük ve biz de buna göre sihalarımızı güncelledik. Sihalarımız var olan tehdidi belli etmenlerle test ettikten ve keşfettikten sonra biz hızla, artık tehdit oradan kalktığı için orada duruyordu onların elektronik karıştırıcıları, ama biz onların bizi başta zorlayan, 3-4 günde zorlayan veya biz riske girmemek için beklediğimiz bu elektronik karıştırıcıları, bizim teknolojimiz gitti orada, yok etti, biliyor musunuz? Kremlin'de ışıklar sönmedi. Ve bu birçok kişinin gözünden kaçan bir durum. Ama Putin'in özellikle Türk askeri Karabağ'a yerleştikçe yerleşecek, biz onları mikro anlamda, yani orada havada durdurabilmeliyiz. Bunların sihaları bir gün havada kalıyor, yere inmeden havada görevini yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? 24 saat uçak mı uçuracak Putin? Kaç tane uçak uçuracak? Karabağ'ın her tarafında uçak uçursa işin içinden çıkamayacak. İşte bu şekilde özellikle Türkiye'nin gücü karşısında Paşinyan ne demişti? Ne demişti Paşinyan? Gelin kolaysa siz savaşın. Türklerle biz savaştık. Gelin kolaysa siz savaşın. İşte Türkler bilek gücünü zihin ve bilgi gücüyle birleştirince dünyada böyle şaşkın yüz ifadeleri çıkıyor. Türkleri konuşurken şaşkınlaşıyorlar. Şaşkın bakkala dönüyorlar. Evet, burada Lavrov'u, evet, Lavrov'u görüyoruz. Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin
orada yeniden devlet olma, yani Rusya'nın işgalinde bir özerk devlet olma heveslerini gerçekleştirebilmenin ümidini taşıyor. Hani hatırlayın, siyah maskeler takıyordu. Evet, yas maskeleri takıyordu. Artık neşeli. Çünkü kendi kandaşı gelmiş ve yanında. Ama şu husus var ki onların rengini benzine attırmaya bu yetiyor. Evet, SİHA'larımız yetiyor. Savunma Bakanımız Hulusi Akar, özellikle SİHA'larımız için şunu söyledi. Veya diğer teknolojik silahlarımız, roket atarlarımız ve diğer silahlarımız için. Karabağ'daki savaşta Azerbaycan, kahraman Azerbaycan ordusunun yanında iyi iş çıkardılar. Mutluyuz dedi. Evet, gerçekten mutluyuz çünkü önemli bir karşıda zayiata yol açtık ve Karabağ'da geçilemez, aşılamaz denilen birçok bölgeyi ne yaptık? Geçtik. Hani hatırlayın, Şuşa deyince 3 ay sürer, 5 ay sürer diyenler olmuştu değil mi? Ne oldu? Ne 3 ayı? Ne 3 ayı? Ansızın bir gece gelebiliriz sözü vardı, hatırlıyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımızın ansızın gelebiliriz. Evet, ansızın geldik. Ansızın biz geldik dedik. Ansızın Türk'ün gücü geldi dedik. Ansızın buradayız dedik. İşte bu güzel bir durum. İşte Ruslar o kadar silahlandılar ve o kadar savunmaya geçtiler ki nüfus taşıyorlar ve özellikle Dağlık Karabağ bölgesinde ayrı bir otonom bölge oluşturmaya çalışıyorlar. Türk askerinin Dağlık Karabağ bölgesinde olmaması, diğer Cebrail, Fuzuli rayonlarında olsa da, Adam'da gözlem noktası olsa da, özellikle Hankendi'ye yanaşmamızı istemiyorlarmış, istemiyorlarmış. Laçin hattında hiçbir Ermeni'yi aramıyorlar, Azerbaycan'dan veya vesaire yerden gelecekler için oradalar. Bir nevi emniyet görevi yapıyorlarmış, onlar emniyet görevini Ermenistan için yapıyorlar. Halbuki savaşta sessiz duruyorlardı, demek ki güvence mi aldılar, o konulara değineceğiz ama bir husus var. Kahraman Azerbaycan ordusunun sahadaki kazanımlarını Türkiye kaybettirmeyecek. Ama Putin bunları korumak için de, evet Putin bunları korumak için de çıldırmış bir şekilde ne yapıyor? Diyor ki bize de saldırı SİHA'sı yapın. Şoygu'ya diyor, şimdiye kadar bunları bilmiyorlar mıydı? Suriye'de görmediler mi? Libya'da görmediler mi? Ama Karabağ'da var ya, benliklerine işledik, benliklerine. Artık kahraman Azerbaycan ordusunu duyunca artık kulakları çınlıyordur herhalde. Kahraman Azerbaycan ordusu, dünyaya ne güzel mesaj verdin, Türk'ün gücünü ne güzel gösterdin. İşte değerli izleyenler, Türkiye'nin daha Akıncı, Aksungur gibi önemli silahları var. Türkiye'nin daha sayamadığımız birçok önemli silahları var. Putin otursun bunları düşünsün. Putin otursun bunları düşünsün kara kara. Ve şu dipnotu da düşeyim, saldırı SİHA'sı yapamazlar. Ancak oyuncak SİHA yaparlar. Çünkü o kadar teknolojileri, o kadar ince teknolojileri yok. Bu da biline. Evet değerli izleyenler, kanalıma abone olmayı, videoma beğen atmayı unutmayın. Lütfen bu güzel yayını bütün kardeşlerinize ulaştırın. Görüşmek üzere.